Mevzuların özel programıyla karşınızdayız. Özel programlarda milletvekili adaylarımız da konuklarımız olacaklar. Bildiğiniz gibi milletvekili adaylıkları açıklandıktan sonra çok fazla polemik çıktı. Ne diyecek yani, çok merak ediyorum. Ne soracak? Kim nedir? Ne için aday olmuş? İlk bölüm zaten bir programın formatına bakalım. Bu video mükemmel mi? O kadar beğendiniz. Bir formata bakalım. Her partiye davet götürdük. Her partiden siyasetçilerimiz konuğumuz olacak. Casu Erlik'in düğünü. Ama ben onu İstanbul olarak planlamıştım. Casu Erlik'in düğünü. Ondan gelemem dedim. Erlik ve Cavs'ın nikahı mı? Gidilir o zaman. Aynen iki köpek vallahi evleniyormuş. Niye bu kadar mutlu olmuş bu espriye? Cavs'ın nikahı mı? Gidilir o zaman. Aynen iki köpek vallahi evleniyormuş. Zorba herif ya. Ya zorba herif nasıl mutlu oluyor amına koyayım ya. Zorba herif ya nasıl mutlu olmuş amına koyayım, deliriyor. EU4 oynayın, gelip sizi yine kudurtmazsam adam değilim. Zorba adam görmek istiyorlarsa ben göstereceğim onlara zorba adamı. İki gün sonra tamam, ben zorba adamı göstereceğim onlara. Demek iki köpek evleniyor ha. Al evladım. Theodor Herzl. Muradınızı derhal söyleyiniz. Toprak istiyorum. Yandınız. Yanımda Ümit Özale var. Kendisi İzmir 2. sıra milletvekili adayı İyi Parti'den. Evet. Siz Harvard'da ekonomi dersi vermişsiniz. Kalkınma ekonomisi. Kalkınma ekonomisi dersi vermişsiniz Harvard'da. Vay adam. Size Türk ekonomist, akademisyen, siyasetçi diyeceğiz. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı olmuşsunuz 2020'de. Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğü'nde danışmanlık yapmışsınız. Evet. Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası'yla da projeler yürütmüşsünüz. Evet. Bir başlık koyacak olursak bu başlığa ekonomi diyebiliriz. Evet, ekonomisi memlekette de bir başlık var biliyorsunuz ekonomiyle ilgili, evet, yıllardır. Bize eğer seçilirseniz neler yapacağınızı anlatır mısınız? İlk önce bir selamı getireyim. Bugün ben Kerem'le, benim oğlum var 18 yaşında. Dedim babala TV'ye çıkacağım. Gerçekten mi dedi? Evet dedi. Baba seni orada yerler dedi. Allah o şeyi Allah düşündü. Mevzulara çıkın kafanı düşündü. Mi? Seni orada yerler dedi. Orada da yemezler aslında. Yani eğer yenecek bir kısım uzatmazsanız insanları yemiyorlar. Oğuzhan abiye çok selam söyle dedi. Bak selam üzerinde kalmasın. Oğuzhan abiye çok selam söyle. Buradan da dedi, selamlar bir kendisine. Fotoğraf çektir getir dedi. Şimdi onun için mesela siz benden çok daha önemli birisiniz. Estağfurullah. Ya vallahi öyle. O yüzden. Hiç bu arada 18 yaşında bir evladınız varmış gibi gözükmüyorsunuz. 50 yaşındayım. Ruhumu genç tutmaya çalışıyorum. Oğuzhan neden biliyor musun? Şundan dolayı. Beni genç tutan bir şey varsa ruhumu, 21 yıldan beri ben Türkiye'de gençlere ders anlatıyorum. Yani Bilkent Üniversitesi, Tobi Üniversitesi, Özyeğin, işte yurt dışında Harvard Üniversitesi ve o amfiye girdiğinde, ki sen zaten o gençlerle amfiye giriyorsun. Seni o kadar canlı tutuyorlar ki. Değil mi? Hepsi pırıl pırıl, acayip genç, güzel. Beni canlı tutuyorsa o üniversite tutmuştur. O üniversite yıllarında ders anlatmam, öğrencilerle kaynaşmam, öğrencilerin dilinden konuşmam. O beni genç tutmuşsa o tutmuştur. Ne güzel. Vallahi öyle. Bundan sonra da gençlerin tabii ki sorularıyla karşı karşıya geleceksiniz artık. Tabii. Çünkü bana acı bir çete yemek yazsanıza. Ne yiyeyim? Bak ciddi yazın. Bak enayilik yapmayın. Sazan avına düşmeyin. Banlanırsınız. Şu an sazan avlık yapmadım. Gerçekten ne yiyeceğimi bilmiyorum. Tamam sağ olun. Belli bir sorumluluğun altına elinizi de değil kendinizi direkt sokuyorsunuz. Özellikle bir de dediğim gibi memlekette uzun zamandır en dikkat çeken şey ekonomi olduğu için başlık olarak siz de dediniz ki ben ekonomi biliyorum ve siyasete atılıyorum. Benim hayat hikayemden biraz gidecek olursak neden bu siyasetteki hayallerimi nasıl şekillendirdim? Hayat hikayesine biraz bakıyor. Şimdi ben Almanya'da doğdum. İşçi bir anne babanın çocuğuyum. Annem ilkokul mezunu, babam ortaokul mezunu birisi. 78 yılında annem demiş ki ya bu gurbetçilerin gittiği okullar işte şey çok iyi değil. Biz Ümit'i okuyacak gibi duruyor. Biz bu çocuğu Türk eğitim sistemine emanet edelim. Ve mesela kesin dönüş sebepleri benim okula başlangıç yaşım 6 yaşında. Yeni Türk eğitim sistemine enteresan herhalde bir karar. Ve yani çok da doğru bir karar. 1970'lerin sonunda en iyi okul, evine en yakın okuldu. Yürüyerek gittiğin okuldu. Mahalle ilkokuluna gönül rahatlığıyla kendini teslim edebiliyordu. Ve ben dar orta gelirli bir mahalleden, Murat Reis İlkokulu'ndan, İzmir'den, oradan Bornova Lisesi, İzmir Fen Lisesi, ondan sonra ODTÜ, ODTÜ'den sonra yurt dışına burs kazandım ve yurt dışına doktoraya gittim. Başarılı bir akademik kariyerin klişesi gibisiniz efendim. Ama ben tek değildim. Yani mesela hani akademisyen olan belki bizim Murat Reis İlkokulu'nda o kadar fazla insan yoktu ama çok başarılı iş insanları çıktı. Çok başarılı doktorlar, mühendisler çıktı. Demek istediğim şey şuydu. Fırsat eşitliğini o işte AK Parti şimdi şeytanlaştırdığı o 1970'lerin sonu 80'ler sana veriyordu. Ve sen işçi bir anne babanın çocuğu olarak Türk eğitim sistemi içerisinden çok başarılı bir akademisyen olarak çıkabiliyordun. Benim kardeşim de öyle. Benim bir sürü arkadaşım öyle. Yani ben bazen bu benim yaşımdakilere eğitim verdiğim için şimdi siyasetteyken çok veremiyorum ama o şirket eğitimlerine gittiğim zaman hanginiz özel okula gittiniz dediğimde kimse parmak kaldırmıyor. Peki diyorum ki ya kanka uykuluk yazan olmuş çete. Tamam arkadaşlar çiğ köfte söylüyorum yani bu kadar pahalı yemekler yazmanıza gerek yoktu amına koyayım. Vali kebabı yazan falan var. Çiğ köfte dürüm söylüyorum amına koyayım ya. Korkudan sustu herkes. Adam uykuluk tavsiye ederim demiş. Sabah saat 3 ya. Uykuluk ne kanka? Gece yenir uykuluk.
Çocuklarınızı devlet okuluna gönderen var mı? O zaman da kimse el kaldırmıyor. Şimdi buna niçin geleceğim? 80'lerin hatta 90'ların en önemli kazançlarından bir tanesi fırsat eşitliğiydi. Yani sen fakir bir aileden gelmiş birisi olarak ya da okumamış bir anne babanın çocuğu olarak bu eğitim sistemi içerisinde hızla yükselebiliyordun. Ve bizim mesela bizim yaş grubunda baktığın zaman bir sürü böyle insan var, bir sürü böyle siyasetçi var. Mesela işte bizde ekonomi politikaları başkanı Bilge Yılmaz öyle. İşte mesela Erhan Usta öyle. Yani bizler dar orta gelirli ailelerin çocukları olarak Türk eğitim sistemi içerisinden yükselip iyi kötü bir yerlere gelebiliyorduk. Benim şu anda Türkiye'de enflasyonun hayat pahalılığını konuşuruz. İşte barınma krizini konuşuruz. Hepsini konuşuruz ama gördüğüm en büyük problem artık o sosyal geçişkenlik dediğimiz. Yani sen artık şarkıda vardır ya hani işçisin sen işçi kal. Giy dedi tulumları. O gerçek oluyor. Yani hani sen artık bir işçi çocuğuysan eğer bir network'e bağlı değilsen maalesef senin sonun da şekillenmiş oluyor. Cumhuriyetin bize verdiği en önemli kazanımlardan bir tanesi bir sosyal geçişkenlik olmasıydı. Ve bunu sana Türk eğitim sistemi sağlıyordu. Türkiye'deki sosyal devlet olgusu sağlıyordu. Şimdi benim siyasete girdiğiyle çocuklarını devlet okullarına versinler. Mesela en akılda kalan projem benim ne? Okulda yemek projesi. Ya gördük Oğuzhan 7 milyon yoksul çocuk var bu ülkede. 7 milyon ben sana şöyle tarif edeyim. Danimarka, Norveç, İrlanda'nın nüfusundan daha fazla Türkiye'de çocuk yok. Yoksul çocuk var. Ya bu çocuklara dedim ki kahvaltı ve öğle yeminde yemek verelim. Bu çocukların yetenekli olanlarına, yetenek yönetim merkezlerinde bunların yeteneklerini yönetelim. Ve bu çocuklar o fırsat eşitliğini sağladığımız sosyal devlet içerisinden geleceğin mühendisleri, akademisyenleri, doktorları olsunlar. Benim hani siyasette en fazla başarmak istediğim şey bu. Beni yetiştiren o sosyal devlet anlayışını yeniden burada hakim kılmak. Şöyle söyleyeyim size. Bugün biz Cumhurbaşkanlığında iki tane önemli aday kim? Sayın Tayyip Erdoğan'la Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Tayyip Erdoğan'a baktığın zaman Rizeli bir kaptanın oğlu. Dar gelir bir aileden geliyor. Kemal Bey'in hikayesini biliyoruz zaten. Evet. 7 çocuklu bir aileden. Bunların ikisi de okumuşlar bugün Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet sayesinde. Benim genel başkanım Meral Hanım İzmit'te bir köyde doğmuş. Sonra öğretmen okuluna gidip bugün benim genel başkanım. Bu kazanım tamamıyla Cumhuriyet sayesinde. Ve benim siyasete girmem ve bu konuda ekonomi ve kalkınma konusunda en fazla başarmak istediğim şey bu. Tekrardan bu fırsat eşitliğini getirmek. Yani sokakta geçen hafta Adil Türkiye diye bizim bir video klibimiz yayınlandı. Ben oynadım orada. Artist gibiydim hakikaten. Seyrettin mi sen? Seyretmemiş olabilirsin. Büyük ihtimalle seyretmedim. Ama seyretme. Videoların yayınlanmaya başladığını biliyorum. İlk fırsatta izleyeceğim. Evet, evet. Orada mesela gittiğimiz yer Mamak'ta Mutlu Mahallesi. Ve şöyle söyleyeyim sana. Mamak'taki Mutlu Mahallesi'nin aşağısına baktığında Çankaya'yı görüyorsun. Çankaya Ankara'nın işte en okumuşlarının olduğu, milli gelir açısından çok yüksek bir yer. Hemen yukarısında Mamak var ve sana söyleyeyim bakkal 500 metre uzakta. Çocukların ayağında ayakkabı yok. Ondan sonra çocuklar okumuyor. Şeyde gülmeyi unutmuşlar neredeyse. İşte onlara da işte sonrasında biraz top oynadık işte dondurma falan filan aldık. Çocuklardaki o gülüşü gördüğün zaman ya iyi ki siyasete girdim ve eğer bir şey başarabileceksem bu ülkede tekrardan şu fırsat eşitliğini sağlayacak mekanizmaları hayata geçirmek olur dedi. Tabii ondan sonra da soru şu. Oğlum neden İzmir'i seçtin? Çünkü yani İzmir böyle hani yoksulluğun başkenti değil. Onun da çok duygusal bir sebebi var çünkü İzmirliyim. İzmir'de büyüdüm. Yani benim çocukluğum işte annemler gelene kadar 95 Halil Rifat'ta geçti. İzmir'i biliyor musun bilmiyorum ama. Çok gittim. Çok fazla iş yaptım İzmir'de ama tabii çok da fazla bilmiyorum. Come to İzmir. Çok güzel yer. Biliyorum sürekli gidiyorum. Beraber ama dolaşalım senle. Abi bu diksiyon, bu hitabetin İzmirli olmama şansı yok yani. Mesela bu adam Adana'dan çıkıp maalesef böyle konuşamaz. Mesela de ama tabii çok da fazla bilmiyorum. Come to İzmir. Çok güzel yer. Biliyorum sürekli gidiyorum. Beraber ama dolaşalım senle. Mesela ben sana o Halil Rifat'ı 95'i dolaştırayım. Konuşur mu? Muhtemelen şöyle konuşur. Lan amınıyım lan Oğuzhan. Niye hiç gelmiyorsun lan Adana'ya? Lan kardeş ne dün lan? Nasıl bilmezsin lan Adana'yı? Diye konuşur. Muhtemelen. Lan amniyim gel la. Ondan lan sonra senin Adana'yla sorun ne lan kardeş? Baba. Böyle insanların çok... Ya sen nerelisin? Adanalıyım. La gel la abi ciğer yiyek. Fazla bilmediği turistik olmayan yerlerde oradaki hayatı anlatayım. Müthiştir. Müthiş bir dokusu vardır ve İzmir insanı içine alır. Yani mesela dışarıdan İzmir'e göç edenler İzmir'e çok çabuk alışır. Şimdi senin programı beklerken dışarıda bir arkadaş... Ya ben çok iğrenç bir insanım. Beni niye dinliyorsunuz? Beni niye izliyorsunuz ya? Ya arkadaşlar... Bak benim beyin çok iğrenç çalışıyor bak. Neyse konuşmayacağım bu konu hakkında. Chatten 3 kişi anlayacak şu an neyden bahsettiğimi. Yani böyle insanların çok fazla bilmediği turistik olmayan yerlerde oradaki hayatı anlatayım. Müthiştir. Müthiş bir dokusu vardır. Ve İzmir insanı içine alır. Yani mesela dışarıdan İzmir'e göç edenler İzmir'e çok çabuk alışır. Şimdi senin programı beklerken dışarıda bir arkadaşla sohbet ediyorduk ve dedim ki... Lan kardeş saçmalayın amına koyayım. Adana hakkında nasıl konuşunuz lan? Öyle bir yerde bir salonda, iyi bir restoranda işte birisi rakı balık yaparken karşısında yani üst gelirli birisi işte rakısını içip balığını yerken hemen karşısındaki çimenlerde birisi Çiğdem, biz orada çekirdeği evet, Çiğdem deriz. Çiğdem'in içtiği birasını içer ve iki tarafın arasındaki yer 20 metredir. Fazla değildir. İzmir kendini içine çeker ve bir huzuru, bir uyumu vardır gerçekten. Ve İzmirli olduğum için Cumhuriyet'in 100. yılında bir Cumhuriyet çocuğuyuz. İzmir'den milletvekili adayı olmayı çok istedim. Sağ olsun genel başkan da uygun gördü. Şimdi İzmir'den milletvekili adayı olacağım ama benim hayalim ne dersen biraz önce söylediğim gibi yani bu çocuk yoksulluğunu bitirmek, fırsat eşitliğini sağlamak,
18 yaşında Kerem işte seneye üniversiteden burs aldı. Benim oğlan tenis oyuncusu, milli takım oyuncusu. Öyle mi? Tenisi. Maşallah süper. Evet. O gidecek ve geri gelmeyecek diye ödüm kopuyor. Bu tersine beyin göçünü başlatmak. Yani hakikaten bir tane çocuğum var. Çok net, ağır ama tehlikeli bir konu bu. Yani bu memlekette yapılması gereken bir şey. Ama biliyorsunuz bunun için ödenecek bedellerin farkında mısınız? Ya da gidecek yolun ne kadar uzun olduğunu farkında mısınız? Farkındayım ama içim çok rahat. Vicdanım çok rahat. Yani mesela 20 Eylül 2020'de girdim. Hikayesini biraz anlatalım mı nasıl girdiğini. Tamam. Ben öyle milliyetçi muhafazakar bir gelenekten gelmiyorum. Benim ülkücü bir eski öğrencim dedi sizi mutlaka Meral Hanım'la tanıştıracağım. Dediğim gibi benim kafamda olsa da siyaset yok. Yazın Harvard'da ders veriyorum. Kışın Özyeğin Üniversitesi'nde ekonomi bölüm başkanı. Bir elim yağda bir elim balda. Rahat rahat işte hoca, profesör falan böyle geçiyoruz. Ondan sonra biz tanıştık Meral Hanım'la ve ondan sonra gördüm ki yani biz Meral Hanım'la abla kardeş olabiliriz yani. Sebebi de şu. Benim annem bir Balkan göçmeni. Serez'de Priştine'den geliyor. Meral Hanım da yemeğimi iptal ettiler. Çok geldiler bana şu an. Ramadan. Yani ben onu gördüğüm zaman ya dedim ben bu profili biliyorum. İşte dışı sert, içi çok şefkatli, düz konuşan, işte korkusuz, rahat. Böyle birisi. Yani hemen zaten o etkileşim kuruldu. Ben 1-2 sene Meral Hanım'a toplantılara giderken fikirlerimi söyledim. Ben bazen konuşmalarına fikir verdim ama siyasette yoktu. 20 Eylül 2020 kurultayından 9 gün önce 11 Eylül günü oturuyoruz. İşte kurultaydaki nasıl bir genel kurulda nasıl bir yazı yazılabilir onu konuşuyoruz. Şöyle baktı işte gelmeyecek misin dedi. Dedim yani bilemedim ki falan dedim. Beni sinirlendirme de gel dedi. Sinirlendirme demedi. Başka bir şey dedi ama bu yüzden tamam. Beni sinirlendirme de gel dedi. Tamam dedim o zaman geleyim ve o gün ben siyasete girdim. Tamam dedim siyasete giriyorum ben. Ondan sonra üniversiteyi bıraktım. Harvard'ı bıraktım. Zaten danışmanlık şirketim vardı. Siyasete girdiğimi öğrendikten sonra bütün şirketler benimle çalışmamaya başladılar. Tabii iflas noktasına gelince o danışmanlık şirketinin ortaklığından çıktım. 2,5 sene EYT'li. Meral Hanım'la beraber. Vallahi ciddi söylüyorum. Son çıkan şeye göre EYT'ye kadar ben EYT'ydim. Yani şimdi emekli olma hakkını kazandık da emeklilikte yaşa takılan ve bir geliri olmayan ama yani bedeli daha seçim olmadan ödemeye başlamışsınız. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hayatımın en güzel 2,5 senesini geçirdim. Yani bir daha geriye dönsem yine aynı şeyleri yaşamak isterdim. Birincisi Anadolu'yu tanıdım. Ya tamam İzmir'de mahallede büyüdüm ben. Yani hani sokakta futbol oynadık, işte sokak kavgalarına karıştık. Bir de haylaz birisiydim. Geçen İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı'nda geçmişte beni çok okşayan bir hocamla karşılaştım. Meğersem... Kimle karşılaştın? Abinin ağzı iyi laf yapıyor. Kitledi ya. Fark ettiniz mi? Bu kim? Mülteciler gitmeyince Ümit Özdağ'la. Abi kitledi bizi ya. Ben ismim kurulu üyesiymiş. Gördüm. O da beni tanıdı. Ben de onu tanıdım. Yani Bornova Lisesi'nde beni bayağı bir okşamışlığı vardır. Yani haylaz bir çocuktum ben. Ondan sonra ama İzmir dışına çok çıkmamıştım. Anadolu'daki köyleri gördüm. Anadolu'daki illeri gezdik. Oranın insanını tanıdım. Müthiş bir deneyimdi. Ve yani yaptığım işe daha fazla inanmaya başladım. Ondan sonra yani gittiğiniz zaman o korkunç yoksulluk, umutsuzluk, AK Parti'nin yoksulluğu yönetmesi, insanlara çaresizliğini bir kader olarak göstermesi. Mesela sana anlatayım. Çok içimi acıtan bir şeydir. Yozgat'tayız. Akdağ Madeni'nde. Akdağ Madeni diye bir ilçe var orada. Orada bir çocukla kafede oturduk. Çocuk dediğimde 20'li yaşlardı. Bana dedi. Abi dedi. Biliyor musun benim hayattan tek bir beklentim var. Nedir dedim. Bir işim olsun. Evleneyim. İşimden eve giderken de markete uğrayıp bir şeyler alayım. Akşam eşimle beraber televizyon karşısında aldığım şeyleri yiyelim. O arkadaş kimse benim hayali kopyalamış. Ya bu çok fazla bir şey mi abi dedi. Bak anlatırken bile duygulanıyorum. Değil dedim. Ya bunu hayal etmek çok mu zor dedi. Ya da bu hayali gerçekleştirmek çok zor mu dedi. Ben Yozgat'ta Akdağ Madeni'nde bir çocuğum. Yani ben çalışmak istiyorum ve tek istediğim evlenmek ve eşimle televizyon seyredip bir şeyler yemek. Ben bunu yapamıyorum dedi. Yani insanların aslında baktığın zaman gençlerin hayallerini de daraltıyorsun. Hayallerini de kısıyorsun. Ve o iyice küçülttüğü hayalleri bile ona veremeyen bir dönemden geçiyoruz. Ben bunun utancıyla yaşıyorum. O yüzden de bakıyorum ki yani siyasette yaptığım şeyin bir anlamı var. Ya binlerce öğrenci yetiştirdim. Hakikaten. Çok iyi yerlere gelenler oldu. Çok iyi akademisyenler oldu. Beni fersah fersah geçen akademisyenler oldu. Acayip gurur duyuyorsun. Ama bu yaptığım işin şu anda çok büyük bir anlamı var. Yani ben gittiğimde, fakir bir mahalleye gittiğimde, onlarla görüştüğümde, onların neyi hayal edemediklerini gördüğümde diyorum ki bizim daha başarmamız gereken bir şey var. Ve vicdanım rahat. Çünkü doğru yerdeyim. Eğer bu hayallerimi gerçekleştirirsem ondan sonra emeklilik planlarım da hazır. Yani güzel. Evet yani ama anladığım kadarıyla gerçekleştirmeye daha çok var. Var galiba. Çok galiba. Birazcık görünen o. Evet. Peki şimdi İYİ Parti'de ekonomiyle ilgili bir görev üstlendiniz aslında siz. Evet. Diyelim ki seçimi kazandınız ve bu konuyla ilgili yetkili bir ünvan aldınız. Evet. Ne kadar uzun sürecek bu ekonominin düzelmesi? Hayat pahalılığını bitirmek 6 ila 8 ayda insanlar enflasyon düştüğünü ve alım güçlerinin arttığını görürler. Bununla ilgili bir çalışmalarınız var mı? Ya da ne bileyim siz bir markette bakkala gittiğinizde böyle bir politika yüzünden bunlar maalesef bu fiyatta ama şöyle bir politika olsaydı, şöyle bir hamle yapılsaydı hepsi şu fiyatta olurdu deyip kendi kendinize... Tabii ki anlatırım. Şimdi mesela Türkiye'nin en büyük gündemine hayat pahalılığı ve genç işsizliği. İki tane bizim içimizi çok yakan sorun var. Bir de ondan sonra ben çocuk yoksulluğunu eklerim ki onu konuştuk. Onun çözümü de var. Yani çocuk yoksulluğunu sen azaltabilirsin, sıfırlayabilirsin. Hayat pahalılığına baktığın zaman bence orada sadece Merkez Bankası, para politikası, faiz kararlarının ötesinde bir şey gerekiyor. Hayat neden pahalı bugün ya da dar ya da orta gelirli bir vatandaş için? Hayat neden pahalı? Bir, gıda çok pahalı. Market mesela örnek verdiğim market gıda enflasyonunu söylüyor sana. Gıda enflasyonu neden bu kadar yüksek? Tarım politikalarında ki yapılan yanlışlardan dolayı. Tarımda neler yapılmalı? Tık 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 ben sana 10 tane adım sayabilirim. Yani doğru teşvikleri vereceksin. Çiftçiye neyi nasıl üreteceğini
geleceğini ve ne kadar para kazanacağını öncesinden söyleyeceksin. Mesela peynir ve et fiyatlarının pahalı olmasının en temel sebeplerinden bir tanesi dışarıdan sen yem ithal ediyorsun. Ondan sonra yem üretim maliyetleri çok pahalı olduğu için ve dışarıdan yemi de ithal ettiğin için dolar üzerinden çok pahalı ve insanlar süt veren ineklerini erkenden kesimhaneye gönderiyorlar. Çünkü o ineği daha fazla yetiştiremiyor ve bunun da çözümü çok basit. Nedir? Burada üretim planlamasını yaparken, tarımsal üretim planlamasını yaparken burada yemde kullanılacak olan bitkileri de burada üretebiliriz. Çok basit yapılması. Peki bunu niye yapmadılar o zaman? Bak, yani çok mesela güzel bir soru. Bir bakanımız var. Yani o insanların ekonomi bilgisi yok mu? Yok. Yani... Ha, çok basit. Yok. Vallahi yok. E peki mesela sizin gibi çok yemin ederim yok ya. Bak o kadar komik ki. Ya diyorsun ki abi bu insanlar bu kadar şey mi ya? Yani bu her siyasetçi için söylerim bunu. Sadece iktidar için de değil, muhalefette de. Ya diyorsun ki abi bu kadar akılsız olunabilir mi? Hiç mi planın yok? Hiçbir şeyin yok yani. Benim düşündüğüm ufacık basit bir şey sen düşünemiyor musun? Düşünemiyor. Düşünemiyor abi. Değerli insanlar var. Bu değil ülkenin abi. Vatandaşı. Hiç danışılmıyor mu size? Hiç danışılmıyor. Harvard'da ders vermişsiniz. Artık danışılmıyor. Bak şöyle söyleyeyim sana. Tayyip Erdoğan ekonomist değil. Yani kendisine birisinin bunu söylemesi gerekiyor. Biz buradan söyleyelim bakalım ondan sonra. Sen beni sonra ziyaret edersin. Tayyip Erdoğan ekonomist değil. Nurettin Nebati ekonomist değil. Şahap Kavcıoğlu çakma ekonomist. Doktora tezi bile şey aşırma. Tamam mı? Bütün bunlara baktığınız zaman aklına gelebilecek bütün ekonomi kadrosuna, ekonomi kurmayları diye bize yutturulan kadroya baktığınız zaman hiçbir ekonomist değil. Ekonomi E'sini bilmiyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na baktığın zaman Nurettin Nebati 2 haftadır kur piyasalarında bak şimdi döviz piyasalarında orası alev alev tamam mı? Her an Allah korusun bir kur krizi çıkabilir. Nurettin Nebati'nin 2 haftadır gündeminde koyun eti kokar mı kokmaz mı var? Merkez Bankası Başkanı yine bak şey söyleyeyim kapalı çarşıdan Merkez Bankası gidip döviz alıyor. Şahap Kavcıoğlu'nu ortada gören yok. Nurettin Canikli'nin tek yaptığı şey bizim ortak politikalar mutabakat metni ki yazanlardan birisi benim o hükümet programı o Millet İttifakı'nın orada yanlış bulmaya çalışmak. Tayyip Erdoğan zaten evlere şenlik yani ekonomist değil ve bu her gün imza atması gereken 550-600 tane doküman var biliyor musun? Hiç günde 500 tane imza atmayı denedin mi? Bir şey söyleyeceğim sana 500 tane kritik kararnameyi bir insanın okuyup onu imzalaması mümkün mü? Ama bu yüzden var danışmanlarımız. Evet danışmanlar kim? Jöleli, Yiğit Bulut. Şunu söylemeye çalışıyorum. İlk başta bizim devamlı liyakat ve doğru kadrolar dememizin bir sebebi var gerçekten de. Yani işi sen ehline verirsen ondan sonrası kolay. Tarımı düzeltmek kolay olur. Yani bence... Yiğit öyle demiyor ama Ali. Tarımdaki bütün aksaklıkları ben sana 10 tane adım sayarım. O anında sen gıdayı artık daha ucuz alabilirsin. Daha ucuz alıyordun zaten. Yani bundan 20 sene, 25 sene önce işte AK Parti'nin şeytanlaştırdığı dönemlerde insanların gıdaya erişimi, satın alma gücü daha yüksekti. O zamanlar izlenen ekonomi politikaları doğru muydu? Hayır. Ama bu kadar yanlış değildi. Anladım. Peki bu programı izlediler, aradılar sizi AK Parti'den. Dediler ki beyefendi dediler madem bu kadar biliyorsunuz bize birkaç tüyo verin dediler. Verir. Ben şunu söyledim. Biz zaten şöyle hani bizim projelerimiz mihir mal diyoruz ya. Her hafta Meral Akşener meclis kürsüsüne zaten çözümleri açıklıyor. Bizim dilimiz de tüy bitti. Ya bakın çocuk yoksulluğu var. Okulda yemek projesini başlatın. Devlet okullarında okuyan bütün çocuklara bedava kahvaltı ve öğle yemeği verin diye. 2 sene boyunca biz bunu kürsüden söyledik. Başka şeyler de söyledik. Mesela burada bizi seyreden işte üniversite öğrencileri KYK bursları. Çok büyük problemdi. Biz de dedik ki KYK borçlarını öğrenciler parayla ödemesinler bir sosyal sorumluluk projesinde çalışsınlar. Ya mesela diyelim ki sen bir hayvan dostusun. Hayvan dostu olarak KYK borcunu ödeme git hafta sonu 4 saat ve hayvan barınağında oradaki ilgililere yardımcı ol. Hayvanları sev. Onları dolaştır. Ve 4 saatin sonunda diyelim ki saat başı biz sana 100 lira ödeyelim. O 400 lira senin KYK borcundan düşsün. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında sen hem kendini iyi hisset hem de cebinden para çıkmasın. Bunu da söyledik biz. Tarımda ne yapılması gerektiğini söyledik. Bak dedik ki Atatürk Orman Çiftliği çok eşsiz bir vizyon. Yani atamızın 100 sene öncesinde evet. Bütün bu olacakları görüp ortaya koyduğu müthiş bir vizyon. Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi kur dedi. Kendi tohumumuza sahip çıkalım. Tarım teknolojilerini burada biz geliştirelim. Çiftçimize eğitelim. Türkiye'de çiftçi eğitip o okuryazarlığı geliştirdikten sonra tarımdaki verimliliği arttırabiliriz. Bütün bunları biz söylüyoruz. Hükümet programına yazıyoruz. Ne yapılması gerektiğini. Fakat çok kibirliler. Bir de öyle bir şey var. İlk AK Parti bu kadar değildi. İlk AK Parti bu kadar kibirli değildi. Halktan bu kadar kopuk değildi. Dinliyorlardı. Eleştirileri dikkate alıyorlardı. Ama ben şu anda, bu genelde otoriter rejimlerde de çok olan şeylerden bir tanesi. Saraya taşındıktan sonra rejim artık halkla bağını kopartıyorsun. Halkla bağını koparttığını şeyden de görebiliyorsun zaten. Otobüsten çay fırlatmasından. Orada insanlar çok büyük bir afet yaşıyorlar. İçleri yanmış. Tamam mı? O orman yangınında ya da işte depremde. Ve sen eski Tayyip Erdoğan bence otobüsten çay fırlatmazdı. İnsanların kafasına. Onlarla oturup orada çay içerdi. O yüzden ben bu sistem içerisinde Tayyip Erdoğan'ın bir karakter kanserine yakalandığını düşünüyorum. Bak çok açık. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Yani böyle açık açık konuşuyoruz ama. Seçilirseniz gelmez. Dediğimi bir düşünecek olursak ilk başta AK Parti özellikle mesela 2011'e kadar olan dönemde bu parti halkın teveccühünü kazanmışsa demek ki bir şey vardı burada. Peki son 4-5 sene içerisinde halktan kopmuşsa ve oyları da hızlı bir şekilde düşüyorsa bunun da bir sebebi var. Ve bunun sebebi halk değil. Bunun sebebi bence halktan kopmaları ve giderek yanlış politikalar izlemeleri. O zaman bir siyasetçi gibi şimdi sizi seçmeninizle baş başa bırakacağım. Onlara neler söylemek istersiniz? Seçmenle beni baş
başa bırakın. Evet. Tamam. İlk önce şunu söylemek gerekiyor. Biz aynı denizde yüzüyoruz ama aynı gemide değiliz. Aynı denizdeyiz ama aynı gemide değiliz. Herkesin ihtiyaçları farklı. Herkesin bu hayattan beklentileri farklı. Herkes hayata farklı şekilde başlıyor. İşte kimisi bir gemide, kimisinin güvertesi su alıyor. Kimisi bir enkazda tutunuyor. İlk önce bizim bu fırsat eşitliğini sağlamamız gerekiyor. Yani Cumhuriyet'in en büyük kazanımlarından bir tanesi bu fırsat eşitliği. Bu fırsat eşitliğini biz sağlarız. Sosyal devleti yeniden oluşturarak, sosyal devletin olduğunu yeniden hatırlatarak sağlarız. İkinci nokta şu, insanlar büyümeyle kalkınmayı beraber düşünmüyorlar. Türkiye ekonomisi çok yüksek büyüdüğü dönemler... Ya dayı ne anlatıyorsun sen böyle? Of of. Oturdum iki saniye düşündüm. Boş konuşuyor oğlum. Ne anlatıyor, ne konuşuyor ya? Türkçe bilmeyen, diksiyonu olmayan, hitabeti olmayan bir tane Anadolu'lu bulacaksınız. Çıkacak, ezecek milleti, laf söyleyecek. Ha millet tamam bu adam bizi siker diyecek, oy verecek. Ne anlatıyorsun be abi? Nerede kalkınamadı. Kalkınamadığı içinde o zenginliği... Ya ne anlatıyor, ne anlatıyor oğlum, ne anlatıyor? Bütün Türkiye eşit bir şekilde paylaştıramadı. Yani belki pasta büyüdü ama insanlar bu pastanın dilimlerinden kimisi çok daha fazla aldı, kimisi giderek daha az aldı. Ve bu bir süre sonra mutsuzluğa, tedirginliğe yol açtı. Bir ülkenin mutlu olması için, bir ülkenin huzurlu olabilmesi için, çocukların tekrardan burada gülebilmesi için, gençlerin yurt dışında hayal kurmaması için bizim ilk yapmamız gereken şey sosyal devlet olduğunu hatırlatmak ve bir bireye 0 ile 22 yaşın arasında o devletin şefkatini, o devletin kapsayıcı rolünü hatırlatmak, hissettirmek. Ben kalkınma ekonomisi çok çalışıyorum ve hep şunu söylüyorum ki Türkiye'nin çözülmeyecek problemi yok. Hayat pahalılığını azaltabiliriz. İşsizliği azaltabiliriz. Fakat bunu yaparken bunu sürdürülebilir yapmak için yapmamız gereken şey büyümeyle kalkınmayı beraber düşünmek. Yani İyi Parti'nin ekonomi programına baktığınız zaman hep bu ruhu görüyorsunuz. Yani slogana baktığınız zaman milliyetçi, demokrat, kalkınmacı. Kalkınmacı teriminin orada olmasının bir anlamı var. Ülkenin büyüdüğü dönemlerde ülke kalkınamadığı için bu zenginlik hem sadece belli bir zümreye ait oldu ve aynı zamanda uzun sürmedi. Bizim vaat ettiğimiz şeylerden bir tanesi kalkınan, gençleriyle beraber kalkınan, kadınıyla beraber kalkınan, zenginliği bütün Türkiye'ye yayan bir Türkiye. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok. Şaka bir yana Özdağ'la beni çok sardı geçen günkü programda. Dinleme fırsatım olmuştu sizle beraber. İyi konuşuyor, hitabeti çok iyi. Çözüm önerileri, yani bu programın dışında 2 senedir İyi Parti'ni takip ediyorum. İyi. Ancak halkına söylemediği için çok fazla oy koparamaz kral. Vekil olur. Şaka bir yana. Önümüzdeki süreçte de kendisini çok daha fazla göreceğimize eminim. Bizi sarar bu tür adamlar. Eminim hiç kimse chatten ya ne anlatıyorsun abi dememiştir. Çok göreceğiz. Önümüzdeki süreçte de çok fazla göreceğiz kendisini. Çok sağ olun. Umarım bana burada söylediklerinizi, izleyicimize anlattıklarınızı tek tek yerine getirirsiniz. Unutmayın, Babala TV izleyicisi her şeyin takipçisidir. Biz de öyle olacağız. Yani seçildikten 2 sene sonra ben yine hala benzine 25 lira bilmem nereye 30 lira veriyorsam bu görüntüleri Twitter'da paylaşır hani böyleydi, hani şöyleydi derim. De zaten bence Türkiye'de eksik olan şeylerden bir tanesi de peşine düşmemek. Seni kastetmiyorum. Estağfurullah. O yüzden de insanlar bol keseden atıyorlar. Bol keseden attıktan sonra nasıl olsa kimse benim peşime düşmez diyor. Mesela benim projelerimden bir tanesi şu. Bu peşine düşmeme meselesinde insanlar kimse ne kadar vergi verdiğini bilmiyor. Mesela burada şimdi bir sürü çalışan var. Onlar ne kadar vergi verdiklerini bilmedikleri için verdikleri verginin peşine düşmüyorlar. Benim projelerimden bir tanesi şuydu. Brüt maaşını yatsın hesabına. Sen orada onun belli bir kesimine dokunama. Yani o kesilecek olan vergiyi dokunama. Yani sana hesabına her ay diyelim ki 25 bin lira yatsın. Fakat o 10 bin lirası 15'inde çekilsin hesabından. Çünkü o senin ödediğin vergi. Ve insanlar ne kadar vergi verdiğini bilirlerse, ceplerinden ne kadar para çıktığını bilirlerse, ceplerinden ne kadar para verdiklerini bilirlerse, o zaman bir bilinç olur ve der ki, karşıma çıkar benim ve der ki, benim okulumu kaliteli yapacaksın. Ben çünkü bunun için vergi veriyorum. Bu peşine düşmem... Ya bu sadece böyle çözülecek bir şey değil. Özziya 5 kişi abone hediye etmiş. Eyvallah. Bu sadece böyle çözülecek bir şey değil. Benim açımdan en azından ben ne kadar vergi verdiğimi hesap yapabilecek zekaya sahibim. Ama gözümle de görüyorum. Sadece şu önemli benim için. Vergim nereye gidiyor? 31. Bak ne kadar vergi verdiğin önemli değil aslında. Verginin nereye gittiğini bilmek de önemli. Örnek veriyorum, kaldırım için ayrı vergi veriyorsun. Çöp toplaması için 31. ayrı vergi veriyorsun. Faturalarda mesela, su faturasında, elektrik faturasında yansıyor. Bilmem ne payı veriyorsun, yansıyor. Abi vergi nereye gidiyor? Örnek veriyorum, aylık 100 bin lira kazanan bir bireyim. Hadi 40 bin lira vergi veriyorum diyelim. İyi hesap edelim bak, 40 bin lira hadi. Hadi şansına 40 bin ver. Abi o 40 bin liraya ne oluyor? Bana her ay döküman olarak veya sene sonu Almanya'daki gibi evet
Abi döküman olarak bana anlatacak. Aha bak senin verdiğin 40 bin liralık vergiyle şu ayki verdiğin 40 bin liralıkla veya 31. sene sonu 400 bin lira vergi vermişsin diyelim. Hadi 40 bin lirayı da vazgeçelim. 12 ile de çarpmayalım. Sadece 10 ile çarpalım tamam mı? 31. Lan bir dur 31 ya. Durmadan herkes abone oluyor bir durun. Bir şey anlatamıyorum amına koyayım. 400 bin lira vergi verdin. Abi 30 bin lirasıyla bak şurada şunu yaptık. 60 bin lirası bak şuraya gitti. Deprem oldu şu kadarı şuraya gitti. Abi çok basit bu ya. Çok basit. Aa azarladı. Sabahtan beri 31 kafam şişti ama özür dilerim. Yani kendi paranla rezil oluyorsun. Kendi paranla artık insanlar sana hava atıyor. Böyle bir ülkedeyiz. Adam benim vergimle benim tepeme çöküyor. Tamam hadi çök. Tamam çök ama ben vergimin nereye gittiğini bileyim en azından. Yani o ay hangi trolü ödenmiş benim vergim? O ay kim kendine çanta almış? O ay kim kendine yeni makam arabası almış? Kim kendine yeni özel uçak tahsis ettirmiş? Kim kendine tok çekmiş? Hangi gençlik kolları bunu kullanmış en azından göreyim abi. Bileyim bunu. O meselesi o bakımdan çok önemli. Sen çok önemli bir iş yapıyorsun. Estağfurullah. Ama önemli olan şey şu. Bunu vatandaşa yayman gerekiyor. Bütün vatandaşlarımız ne kadar vergi verdiğinin bilincine varırsa eğer, yani hesaplarından ne kadar vergi verdikleri, ne kadar vergi çıktığını görürlerse, o zaman o devlet görevlilerini, siyasi devleti yönetenleri çok daha sert bir şekilde sorgularlar. Mesela, evet, evet doğru söylüyor. Mesela bak Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim kampanyalarında iki tane aday, işte Cumhurbaşkanı gördüm Alaska. En çok üzerinde tartıştığı konu vergidir. Çünkü oradaki seçmen ne kadar vergi verdiği konusunda bilinçlenmiştir. Ve der ki benim cebimden ne kadar çıkacak ve sen onun karşılığında ne vereceksin diye. Umarım Türkiye bir gün böyle bir kültüre kavuşur. Bu çok kolay bir şey değil. Ama mesela bu çok basit projelerle biz insanların cebinden devlete ne kadar ödediklerini anlatabilirsek, bu insanlar da ileride ben devleti yönettiğimde bir siyasetçi olarak gelip bana bunun hesabını daha sert bir şekilde sor. Yani bu milleti sadece parayla akıllandırabilirsin. Bu milleti sadece ne kadar vergi verdiğiyle ilişkilendirirsen, işte anlatırsan akıllandırabilirsin. Çok basit oğlum. Adam cebinden çıkan parayı bilmediği için herhangi bir sorumluluğu veya herhangi bir aklı dengesi olmuyor ya. Ya bir de kendine reva görmeme durumu var. Bak bir de kendine reva görmeme durumu var. Millet verginin ne olduğunu bile bilmiyor. Bak millet verginin ne olduğunu bile bilmiyor. Yani söylediği şeyi ilk başta dedim ki işte vergim nereye gidiyor tamam çözelim vesaire ama çok mantıklı. Şu olay çok mantıklı. Ham sen aylık 50 bin lira kazandın abi. Tamam mı? Ha işte 50 bin liranın şu kadarına dokunamıyorsun bunları biz alacağız. Bunun bilincine vardırmak çok iyi olur. Vergi özellikle kendimiz yatırsak mahvolur Anadolu halkı falan. Ya evet mahvolsun görsün onu içi acısın. Sorun hayır mi? Kendilerine reva görmüyorlar oğlum bak bilmiyorlar kendilerine reva görmüyorlar. Anadolu'daki en büyük problem bu zaten kendine reva görmeme. İstemiyor aşağılık kompleksi mi başka bir şey mi bilmiyorum kendine reva görmüyor. Bunu iletişimlere konuştuk. Gidersin oraya konuşursun, kibar konuşursan sana nasıl davranır? Bunların hepsini konuştuk ama yani çok net bir şey var. Kendine reva görmeme. O yüzden çok önemli bir iş yapıyorsun ama ya, çok bizim bu vergi bilincini... Dedenin cebinden 5 lira al, amına koyar belki çeker vurur seni. Ama dedenin cebinden her ay 10 bin lira, 20 bin lira vergi alsınlar ve dedenin bundan haberi olmasın susar oturur yine basar. Bunun gibi. Dedenin artık cebinden kaç para gittiğinin haberi olması gerekiyor. Bunu idrak etmesi gerekiyor. Mutlaka bütün herkese yaymamız gerekiyor ki insanlar siyasetçileri daha sıkı, daha sert bir şekilde sorgulasınlar. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Gerçekten zor bir iş yaptınız. Mücadelenizde şimdiden başarılar diliyorum. Yapacağız ama birlikte başaracağız. Ben 2013'te Gezi'de bunu görmüştüm. O ruhu yine görüyorum gençlerle. Yani onlar benim zaten şey en çok destek aldığım grup. Onları görüyorum. Bu arada Meral Mami'mize de buradan selamlar. Kendisi de mevzulara açık mikrofon. Ona bekliyoruz. Biz iletiyoruz sürekli İYİ Partililerle görüşüyoruz falan ama bir türlü cevap alamadık kendisinden. Siz nasıl olsa arayıp ulaşabilecek bir durumdasınız. Çok fazla mail aldık. Neden Meral Mami gelmiyor diye. Cevap da veremiyoruz insanlara. Abi benim oğluma ulaşıyorsunuz. Kerem'e ulaşmak çok kolay değil. Yani ben aradığımda 5. defa ulaşabiliyorum. Yani bütün her şeyden bir haber ve bugün dediğimde Babala TV'ye çıkıyorum diye dediğin gibi Oğuzhan abi çok sen bir selfie çek dedi. Ona inanmadı. Yaşasın. Ondan sonra bir de seni orada yerler dedi. Ama sen yemeyeceklerinin garantisini veriyorsun. Yok tabii ki efendim. Kendine güvenen herkes elbette geliyor, katılıyor programımıza. Eyvallah. Kendisini... Meral Akşener programdan artıyla çıkar ya. Meral Akşener programı çok rahat kaldırabilecek kabiliyete sahip, hitabete sahip biri. Çok net kaldırır programı. 2018'de biz konuk ettik. O kadar memnun kalmıştık ki programdan. O programın yayınını bütün İYİ Parti standlarında yayınladılar. Bütün ülkede yani. İnanılmaz neşeli, inanılmaz espritüel. Evet evet öyle birisi gerçekten. Birisi. Tabii buradan ki. Sözü alayım. Ben selfie çekeyim mi şimdi? Tabii ki hocam, çekelim. Tamam. Ama sen yapacaksın onu çünkü ben selfie özürlüyüm maalesef. Dur şöyle yapalım. Çekiyorum.
Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi izlemeye devam edin. Çok tatlı bir adammış Ümit Özdağ'la. Geçen gün dinlediğimizde de öyle. En son geçen sene görmüştüm galiba kendisini. O zaman da öyle gelmişti.